Evet sevgili arkadaşlar, hocaya geldiniz, hoş geldiniz diyoruz ve Cumhuriyet Edebiyatı'nda şiirle şiir gruplarına başlıyoruz. Şimdi Koraycığım, arkadaşların çok korktuğu bir konu olduğunu düşünüyorum. Neden hocam? Cumhuriyet Edebiyatı biraz böyle sanki derin bir kuyu gibi algılanıyor. Hı-hı. Oysa değil. Bir önceki videomuzda özellikle derli toplu anlatacağız arkadaşlara. Tamam. Cumhuriyet Edebiyatı sevgili arkadaşlar, özellikle şiirinde hiç korkulacak gibi olmadığını düşüneceğim. O yüzden size bazı şeyleri beraber tane tane vermeye çalışacağım. Tabii Koray sabote etmezse. Estağfurullah. Ben arada diyor ya arkadaşlar konuları, yani. Değil mi? Hatırlıyorsunuz sizler onu. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Cumhuriyet Edebiyatı şiiri dediğimiz zaman yaklaşık bir 11 tane grup var. Aslında sorularda göreceksiniz. Çok korkulacak gibi olmayacak. Mesela bize bir şiir veriyor son sorularda. Son yıllardaki çıkan sorularda. Bu şiirin hangi şairi olduğunu, ait olduğunu soruyor. Koraycığım, sen bu tür soruyu nasıl çözersin? Edebiyatımızda yaklaşık bir 300 tane şair olduğunu düşün. Bu şiir kime aittir desem altından kalkabilir misin? Yani şairin birebir hani kendisini tanımam lazım ya da yazdığı şeylerin özelliklerini bilmem lazım ya da deli gibi ezber yapmam lazım. Değil tabii ki arkadaşlar. Öğrenciler böyle bakıyor. Ben de size kolay bir metot göstereyim arkadaşlar. Şimdi normal şimdi göreceksiniz birazdan. Bize şiiri verdiklerinde şiirdeki ipuçları her bir grubun ipucu. Dolayısıyla diyelim ki en fazla kaç tane grubumuz var arkadaşlar bizim? 15 tane. Aşağı çekiyorum 10 tane. 10 tane grubun özelliklerini bildikten sonra o şiir hangi gruba aittir? Hangi şair hangi gruptadır? Bildiğin zaman Koraycığım olay çözülüyor. Ama siz özellikle şeyi sordunuz hocam, şairi sordunuz. Aynen, sorular öyle. Sorular ne diyor biliyor musun Koraycığım? Bir tane şiir veriyor. Diyor ki bu şiir aşağıdaki şairlerimizin hangisine ait olabilir? Olamaz. Kastımız biz sadece orada o zaman grubu bilmemiz lazım. O zaman işimiz yani kolaylaştı. Yani yedi meşalecimi gibi. O zaman arkadaşlar hele hele Cumhuriyet Edebiyatı o kadar güzel, hep alanları keskin ki ÖSYM'nin şu ana kadar sorduğu sorulara baktığımız zaman arkadaşlar hiç de korkulduğu gibi olmadığını göreceksiniz. O zaman arkadaşlar ne yapsınlar Koraycığım? Grupların özelliklerini iyice bizden dinlesinler. Hangi grupta hangi şairler var iyice kafaya yerleştirsinler. Ha bu arada isteyenler efendim o hikayelendirme yapıyorlar. İsteyen böyle rap tarzı şarkılarla ezberliyorlar. İsteyen istediğini yapabilir. Akrostişler yapabilir. Bazen ben de veriyorum böyle hikayelendirme akrostişler. Ama arkadaşlar onun için de boğulmasınlar fazla. Diyelim ve başlayalım mı? Evet. Cumhuriyet dönemi şiirine arkadaşlar ilk grup, Cumhuriyet döneminin ilk grubu olan Yedi Meşalecilere yolumuza başlıyoruz. Adı üstünde. Koraycığım bu isim sence nereden gelmiştir? Yedi kişi oldukları için. Çok harika. Bu duymuşsundur. Bunlar aslında milli edebiyat grubu olan bir grup var. Beş kişiden oluşuyor. Beş hececiler. Beş hececiler, evet. Hatırladın mı orayı? Evet, evet arkadaşlar, Yedi Meşaleciler Cumhuriyet Edebiyatı'nın ilk şiir grubu, ilk edebi topluluğu. Kime karşı çıktı? Yedi kişi beş kişiyi dövebileceği için beş hecelere karşı çıktı diyoruz. Yani. Akrostiş hikayeler. Evet evet. Sonra Koray sabot etti. Evet peki. Şimdi sevgili arkadaşlar, biri hikayeci, diğerleri şair olan yedi gencin bir kitap çıkararak başlatmak istekli edebi harekettir. Beş hecelere karşı çıkan bir edebi topluluktur. Koraycığım bunu bir daha vurguluyorum çünkü hakikaten önemli. Tamam. Arkadaşlar o zaman şöyle diyelim mi? Beş hececiler bazıları Cumhuriyet'ten sonra eser verdiler ama kesinlikle beş hececiler arkadaşlar milli edebiyat şiir grubudur. O zaman ilk grup Cumhuriyet'te Yedi Meşaleleri başlıyor. Hı hı. Tamam. Cumhuriyet edebiyatının ilk şiir grubu olduğunu vurguladık ve dedik ki bunlar eserlerini Meşale adlı bir dergide çıkartmışlar. Tamam. O yüzden 7 kişi Meşale'de yazdığı için 7 Meşale ismi buradan geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bunların ortak çıkarttığı bir de kitap var. Onu da biraz konuşacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu grup az önce dediğimiz gibi ne yapmış bakın, diyor ki artık Ayşe Fatma edebiyatından bıktıklarını ilan ediyor ve ne olduğunu çok da açık seçik belirtmeyen ancak Servet-i Fünun ve Fecaati Şiir anlayışlarını yıkan bir grup. Sevgili arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi ben buraya özellikle altını çizerek aldım. Neden? ÖSYM son yıllarda şöyle bir yaklaşım içerisine giriyor. Bir ifade veriyor. Bu ifade kime aittir? Kime karşı çıkmıştır? Gibi sorular soruyor. Hmm. Şimdi bu Beşeciler biliyorsun o dönemde vatan bile Sakarya dedi. Evet. Ayşe Fatma edebiyatı dediğimiz milliyetçi edebiyatı ön plana çıkarttı. O zaman ne yaptılar? Sanatı arka plana attılar. Bu eleştirildi. Yani Yedi Meşaleciler de sanatı ön plana çıkarttı. Herhalde oradan bak ne diyor? Ayşe Fatma edebiyatından bıktıklarımı ilan ediyoruz. Yani milli edebiyattan uzaklaşıyorlar. Muhtemelen demek ki Beşeciler bunlar
ne yapıyor? Eleştiri ortaya koyuyor. Hı hı. Şimdi bunlar arkadaşlar, bu yedi mesajlar o dönemde milli edebiyat beşecilerin olduğu dönemde genç öğrenciler bunlar. Evet. Onların kimisi işte lisede okuyan, kimisi üniversitede okuyan ve sevgili arkadaşlar, bu konuda bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi topluluğa ilk önce birkaç kişi işte örneğin yedi kollu Şam'dan, yedi dağın çiçeği, yedi veren, yedi ses gibi isimler ortaya koyuyor. Grubun Sabri Esas Süvayişkil isimli kişisi ne yapıyor? Yedi Meşaleciler ismini ön plana çıkartıyor ve onun verdiği isim artık bu grubun ismi oluyor. Önce ismi bulup yani dergiyi sonradan mı acaba dergi önce adını Meşale diye ne koyalım? Yani bu grubumuzun adını ne koyalım? Yok, şimdi derginin adı Meşale ya. Hani evet. Önce grubu kuruyorlar, ismi oluşturuyorlar. Daha sonra mı dergiyi? Aynen. Önce Meşale çıkıyor ya, Meşale çıkıyor. Grup kendine bir isim koyacak. Tamam. O grubun adı ne olsun diyorlar. Yedi kollu Şam'dan mı olsun? Yedi dağın çiçeği mi olsun? Hı hı. Sonra diyorlar ki biz en iyisi bunu ne yapalım? Yedi Meşale ismini anladım. Kullanalım. Ya ben şey diye düşündüm. Belki daha önceden Meşale isimli bir dergi vardı. Vardı. Onun içinde yazıyorlardı. Yedi kişi sonradan yazıyordu. Evet. Evet, böyle isimlendirdiler. Şimdi bu arkadaşlar Servet-i Fünun dergisiyle yola çıkıyorlar. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz, şuna aldanmayalım. Servet-i Fünun dergisi doğru. O dönemde istibdattan dolayı kapandı. Ama gizli gizli çıkmaya devam etti. Yedi Meşaleciler Servet-i Fünun dergisinde yazmaya başlayan gençlerden oluşuyor. Öncelikle. Sonradan Meşale dergisini çıkartan o gençler bir araya toplanacaklar. Tamam. Onu da karıştırmayalım. Zaten buraya ben notumu aldım. Hı hı. Şimdi kitap Nisan ayında bunlar arkadaşlar 7 kişi olarak Meşale beraber 7 Meşalesini bir de kitap çıkarıyorlar piyasaya. O kitabın ön sözünde artık fikirlerini ortaya koyacaklar Koraycığım. Birazdan onu göreceğiz. Tamam. Evet. Mesela sevgili arkadaşlar, şimdi bu 7 Meşale isimli kitapta her bir bölüm 7 tane bölümden oluşuyor. Örneğin Kukla Oyunu diye bir bölümü var. Sonra yine Şairin Bahçesi var. Dikkat edersen yazarlar kendilerine bir bölüm yapmışlar. Dağların Derdi diye bir bölüm var. Sevil ve Güvercinler diye bir bölüm var. Cenaze İlahisi diye bir bölüm var. Denizin Zaferi ve Dante'nin Ruhuna diye 7 kitabın içerisinde 7 bölüm var. Her bir yazarın oluşturduğu. Kendi aralarında bir isimler vermişler bu gruba. Şimdi birazdan göreceğiz. Bu grup neyi savunuyor arkadaşlar? Bakalım şimdi. Yedi Meşale'de ortak bir kitap yayınlanma nedeni neymiş? Memleketimize son edebi cereyanları gösteren bir eser vücuda getirmek. Artık milli edebiyatın o aşırı milliyetçiliği, edebiyatın sanattan uzakta kalması insanları sıkmış. Buna da böyle bir şey düşünmüş. Tamam. Yedi Meşale'ler çok önemli. Mesela bunlara göre edebiyatta en önemli sloganları var Koraycığım. Canlılık, samimiyet, daima yenilik. Çünkü edebiyatta milliyetçilik sanattan insanları uzaklaştırdı, edebiyatı sığlaştırdı diyor. Bunlar ne diyor? Canlılık, samimiyet, daima yenilik. Hı hı. Ve ferdi duygulardan uzaklaşması gerektiğini savunuyorlar. Ve ne diyorlar? Sevgili arkadaşlar, bu kadar atıp tutuyorlar ya. Sence edebiyatın, Koraycığım, ne kadar, bu grup ne kadar yaşamıştır? Yani birkaç yıl mı? Birkaç ay mı? 8 ay. 8 ay. Yani gördünüz ki atıp tutup edebiyatımızda daha önce bu fecaati de öyle olmuştu. Çok fazla bir önceki gruba çok eleştiriler getirmiş, sonra kısa sürede gitti. Hı hı. Yedi Meşaleciler de öyle. O kadar çok fazla eleştiriyorlar havalanıyorlar. Zannettik ki bize bayağı büyük bir çığır açacaklar. Bitmelerinin sebebine değinecek misiniz onun? Birazdan değineceğiz. Tamam. Evet, o dönemde çünkü cereyanlar arka arkaya gelecek. Şimdi ne diyor bu Yedi Meşaleciler? Devam edelim arkadaşlar. Sanat sanat için olmalı. Bu çok önemli. Bir görüşleri var arkadaşlar. Dünün mızmız ve soluk hisleri, Ayşe Fatma terennümleri terk edilecek. Yine gönderme yaptı. Evet. Olaylara daha gerçekçi yaklaştılar. İş dünyalarına, eşyaya izlenince bir ressam gibi baktılar. Hatta onların şöyle güzel bir sözü var arkadaşlar. Eleştirmenler şöyle diyorlar Yedi Meşaleciler için. Onların şiirlerinde şairin kaleminden çok ressamın fırçasından izler bulursunuz. Yani adeta bir izlenici ressam gibi davranmışlar. Hı hı. Şiiri yazarken Koraycığım adeta böyle kafanda bir tabiat canlandırması yapmışlar. O zaman onlar biraz daha Parnasist gibi düşünelim. Hı hı. Evet. Sürekli yenilik için buluş adını verdikleri yeni söyleşilerin arayış içine girdiler. Daima canlılık, samimiyet, yenilik diyoruz ya. Evet. Anadolu'yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir. Ancak başarılı olamamıştı. Çünkü eleştiriyorlar. Evet. Yani milli edebiyata karşı çıkıyorlar zaten. Aynen. Milliyetçiliğe karşı çıkıyorlar biraz da. Milliyetçiliğe mi? Evet. Aslında beşecilerin görüşlerine karşı çıkıyorlar. Sevgili arkadaşlar, bu görüşler yeterli. Unutmamamız gereken, tekrarlıyorum, sloganları var ya onların. Daima canlılık, samimiyet, yenilik. Hangi gruba karşı çıktı? Beşecilere. Bunu bilsek herhalde, ha bir de şiiri nasıl tanıyacaktık? Şiirlerinde adeta resim yapar gibi tasvir yapacak.
sokağa çıktım. Güzel yağmur yağıyordu. Yağmura kızlar basa basa çukurlara gidiyorlardı gibi gibi. Resim yapıyorsa kafanda o hangi grubun şiiridir? Yedi Meşaleci. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, Yedi Meşaleci kısa sürede dağılıyorlar. Dağıldıklarında Ziya Osman Sabah haricinde hemen hemen hepsi şiiri terk ediyor. Ziya Osman Sabah terk etmiyor. O yüzden mesut, mutlu bir adam. Şakası tabii bu. Tamam. Öyle evet. Öyle bilelim diye. Ziya Osman Sabah şiiri terk etmeyen tek isim. Diğerleri hemen hemen edebiyatı, şiiri terk edecekler. Şimdi o zaman sevgili arkadaşlar, şimdi Yedi Meşaleci'den birkaç kişinin önemli noktalarına vurgu yapıp hemen hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağım. Mesela grubun şiire en sadık ismidir diyoruz burada. Yine şiirlerinde ve anılarında düşkünlük, çocukluk özlemi, ev aile sevgisi, utanç, Allah'a kulluk, kadere boyun eğiş. Arkadaşlar, Ziya Osman Sabah'ın en önemli özelliklerinin bir tanesi bu. Yedi Meşaleci'nin öncü isimlerinden Ziya Osman Sabah. Yine serbest şiir örnekleri vermiş ve çok önemli Yunus Emre ve Mevlana geleneğinin modern çağdaki sesi olmuştur. Ama Koraycığım farkında mısın? En önemli yerine mi vurguladık? Yedi Meşaleci'nin şiiri terk etmeyen en önemli ismi olduğunu. Evet. Evet. Zaten sevgili arkadaşlar, Sebil ve Güvercinler, dergideki Nefes var. Almak, Geçen Zaman, evet hatırladın oradan. Hı hı. Zaten Ziya Osman'ın da en önemli şiirlerin isimleri bunlar. Şiir kitaplarının. Aynı zamanda Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul diye arkadaşlar iki tane de öyküsünü unutmayalım. Ziya Osman Sabah'la ilgili bu kadar bilgi yeter bize. Koraycığım bayağı böyle bilgiler bak şimdi. Evet. Kenan Hulusi Koray. Soyadı mı Koray? Evet Koray. Koray, şu sana şöyle bir şeyi çarşılaştırıyor mu acaba? Korku. Koray'dan evet. Korku mu? Seni hatırlasalar hemen korka. Olmaz mı? Şimdi yani siz nasıl kodlarsanız öyle. Tamam. Olur. Sevgili arkadaşlar, şaka bir tarafa, Kenan Hulusi Korku hikayeleriyle ünlü. Grubun zaten tek öykücüsü bu Koraycığım. Ve özelliği de korku hikayeleri. Zaten bir tane öykücü, altı tane yani şair vardı. Yani ÖSYM bize şu bilgiyi sorsabiliriz. Yedi Meşalecilerden tek öykücü korku hikayeleriyle ünlenmiştir. Bu kadar. Başka da bir bilgi. Zaten buraya ben Osmanovlar romanı çok önemli. Zaten tek romanı var. Osmanovlar. Evet. Sonra yine dediğim gibi bakın, küçük hikaye tarzını benimseyen sanatçı Cumhuriyet döneminde korku türünün örnekleri veren ilk hikayecisidir. Yetiyor. Yedi Meşalecilerin tek hikayecisi kimmiş? Kenan Hulusi, evet. Koray. Yenilikçi olmaya çalışmıştır zaten. Mesela evet. Korku türünde örnekler. Öykülerine yine bir bakalım. Ben önemlilerini aldım buraya Koraycığım. Bir Yudum Su, Bahar Hikayeleri, Bir Otelde Yedi Kişi, Son Öpüş diye böyle eserleri olduğunu, öykülerinin Osmanoğullar isimli tek roman olduğunu Kenan Hulusi Koray'ın arkadaşlar bu kadarcık bilgiyle zannediyorum aklımıza kalması yeter. Cevdet Kudret Solok. Şimdi bu anlam çok önemli. C. Birinci. C. Birinci. Azıcık çalıştırıyor arkadaşlar diye düşünüyorum. Cevdet Kudret Solok, Yedi Meşalecilerde Ziya Osman Sabah'dan sonraki önemli bir isim. Birinci Perde isimli bir kitabı var. Bütün şiirleri burada toplamış. Bu kadar. Bence. Onun dışındaki bilgiler, mesela şiirlerini söyleyeyim. Öyküsü var, sokak. Tiyatroları var. Yani bir roman, sürü türde aslında deneme. Bu şey önemli yani, bir sürü farklı türde eserleri var. Mesela şu deneme çok önemli, Dilleri Var Bizim Dile Benzemez. Yine romanlarında Karıncayı Tanırsınız, Sırf Arkadaşı gibi eserleri bilmek yeterli. Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Sabah'dan sonra ikinci önemli isim. Bütün şiirlerini Cevdet Birinci isimli kitapta toplamış diyoruz. Bu kadar bilgi. Arkadaşlar zaten PDF'lerini alacaklardır. Yine Koraycığım burada bir hikayelendirme yapar gibi düşünelim. Vasfi Mahir Koca Türk. Soyadı sana böyle Koca Türk. Kahramanlık, Koca Türk. Epikliği, yani kahramanlığı hissettiriyor mu? Evet. Sevgili arkadaşlar, Ziya Osman Sabah'ın olduğu grup Yedi Meşaleciler dedik ya. Şimdi bu grubun bir ismi var. Kim? Vasfi Mahir Koca Türk. Koca Türk epik şiirleri tanınmış. Soyadından lütfen çağrışım yapsın. Epik şiirleri tanınmış Yedi Meşaleci. Zaten bakın, asıl çalışmalarını edebiyat tarihi ve incelemine ayırmış. Halk şiir biçimi özelliklerinden yararlanmış, vatan millet Sakarya konularını, bak hep böyle. Evet. Yani ne olacak? ÖSYM bize kahramanlık verirse zaten, Yedi Meşalecilerde kahramanlık, halk şiiri deyince aklımıza kim gelecek? Koca Türk gelecek. Hı. Evet. Zaten en önemli özelliği bir daha veriyorum. Tamam. Evet. Eserlerinden birkaçına bakalım. Şiirlerinden Tunç Sesleri, Ergenekon, Hayat Şarkıları, Bizim Türküler önemli. Hı hı. Oyunları var. Yaman, On Club, On In Club. Yine araştırma incelemeleri var. Önemli diye düşündüğümüz ama Vasfi Mahir Koca Türk'ün
epik şiirci olduğunu yedime çağıracağını unutmasak yeterli bizim tamam. için. Yine sevgili arkadaşlar, Yaşar Nabi Nayır. Yaşar Nabi. Bu edebiyatta Koraycığım bugün de devam eden bir dergi var. Varlık dergisi. Duymuşsunuz mutlaka. Çünkü birçok yazarımız yazıyor. Edebiyatta yine olmadığından duymadım. Bugüne daha devam eden, bugün duymuş bile yayın hayatına devam eden Varlık dergisi arkadaşlar. Koray Bey duymasa bile. Arkadaşlar günümüze kadar devam eden aslında o derginin çıkartıcısı. Zaten bize mutlaka bu çıkar. Yedi Meşale içerisinde Varlık dergisinin kurucusu, aynı zamanda yayıncılıkla ilgilenen tek kişi var. Yaşar Nabi Nayır, yayıncı. Tekrarlıyorum. Önemli olduğu aldım buraya. Varlık dergisini hala günümüzde devam eden Varlık dergisinin. Bu dergi niye önemli biliyor musun Koraycığım? Edebiyatımızda en uzun soluklu dergi diye geçiyor. Önemli mi bence? Soru olarak gelmesi ihtimalini düşündüğüm. Yani, tabii ki. Yani değil mi? Yine Aylık Cep Dergisi diye dergiler çıkartıp gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için yayıncılık yapmış bir yazarımız. Yeterli mi? Ben de hadi bir kodlama da ben yapayım. Buradan mesela şu Yaşar Nabi'nin isminden yayın kelimesi çıkabiliyor. Mesela soyad Y-A-Y-I-N. Oh çok şükür. Bak demek ki oluyor. Yavaş yavaş. Öyle bir şey gördüm. Doğru ben. O kadar. Yaşar Nabi Nayır özellikle Varlık Dergisi'ni çıkartmış. Yedi Meşal içinde tek yayıncı, arkadaşın dediği gibi kodladınız. Aylık Cep Dergisi'ni çıkartmış. Şiirlerine bakalım. Neler var Koraycığım? Onar mısra, kahramanlar. Öyküsü var, Sevi Çıkmaz'ı. Bu önemli. Arkadaşlar notunu alırken dikkat etsinler. Tiyatroları var, Köyün Namusu, İnkılap Çocukları, Beş Devir diye eserlerini kısa kısa tekrarlıyorum. Yedi Meşalecilerin en önemli özelliklerini bilmeniz, birkaç tane eserini bilmeniz yeterli olacak. Gözünüzde büyütmeyin, korkutmayın. Sabri Esat Sivayuşgil diye bir grup. Arkadaşlar başta söylemiştik, bu grubun isim veren grubun isim babası. Evet. Sabri Esat Sivayuşgil. Sabri Esat Sivayuşgil. Yabancı kökenli biri mi hocam? Değil. Sabri Esat Sivayuşgil. Bak sofalar ve odalar. Çağrışımcılık yapıyor hızlı okurken arkadaşlar. Sabri Esat Sivayuşgil. Hep S. Evet. Sofalar ve odalar. Sofalar ve odalar. Odalar ve sofalar şiir kitabıdır. Önemli. Zaten sorularda gelse bu yönü gelecektir. Empresyonist bir ressam tutumuyla eşyaların tasvirini yapmış. Bak hep S. Sabri Esat Sivayuşgil. Empresyonist. Değil mi? Sofalar ve odalar. Hadi Koray. Olur mu hikayelerde? Uyduralım. Olmaz mı? Yani bir sürü şeyde şey var. Gibi, tamam aynen. Empresyonist, ressam. Tamam. Ne varmış bunun dışında? İncelemeleri varmış. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum ama Sabri Esat Sivayuşgil, Yedi Meşaleciler isminin grup ismini veren kişi olduğunu unutmayalım. Bir de Sofalar ve Odalar isimli şiirlerini toplamayı unutmayalım. Bu kadar. Ah Muammer Lütfi Baş. Arkadaşlar boş adam. Baş. Boş. Olmaz mı? Bir şey yazmamış hocam. Baş. Boş. Yok yazmış ama arkadaşlar öyle bir şey ki. Esersiz tek tük adam. Şiirleri var. Evet zaten esersiz adam diyeceğim. Lütfen bunu başka bir şairle karıştırmayın. O lakabı başka birinde kullandım. Hı-hı. Aklında kalsın diye böyle yaptım. Muammer Lütfi Boş adam. Muammer Lütfi Baş. Boş. Niye boş? Birçok eserler yazmaya çalışmış ama kitaplaştırılamamış bunlar. Sonra zaten grup dağıldıktan sonra edebiyatı bırakıyor. Esersiz gidiyor. Anladım. Ortada kalmıyor hiçbir şey. O yüzden şu grubun en verimsiz adamı demesem diyeyim. Evet diyeyim. Evet ilk şiirlerini Aruz Özlü kullanmış. Heceye yönelmiş. Sonra serbest yazmış. Yedi Meşale toplumunun en az tanınan şairidir. Çünkü boş adam. Evet. Meşale dergisi kapanmak üzere topluluk dağılmış. Yedi Meşale demiştim ya az önce. Varlık dergisiyle tekrar birleşmişler ama bu adam gelmemiş buraya. Tamam mı? Yedi Meşale'ne ürün vermeden gruptan ayrılmış tek adamdır. Muammer Lütfi Baş Boş. Bu arada arkadaşlar bunları hikayelendirirken değil mi arkadaşlar? Cez, Vesi, Yamuk diye ya da neyse biz yapmayalım onu. Taktı olmasın. Adam şimdi başlayacak. Ceviz saymak, Cez, Vesi, Yamuk gibi baş harflerini kodlamanız yeterli olacak diyoruz ve Yedi Meşaleciyi bitiriyoruz.